Herkese merhaba arkadaşlar. Sadece kripto paralardan bahsettiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'te yeni açıklanan, bugün içerisinde açıklanan Launchpad'den bahsedeceğim. Bir meme coin, hatta ismi meme coin. Bunu ben arkadaşlar yaklaşık olarak 3 ya da 4 gün önce airdrop kampanyasıyla alakalı duymuştum. Ve Binance'de de bugün Launchpad'de listeleneceğini görünce şaşırdım açıkçası. Çünkü Binance bu tarz projeleri çok fazla önemsemiyor ve hatta borsasında listelemek istemiyor. Ya yani bu tarz MIM tokenlerden bahsediyorum. Ama bununla demek ki ekip sağlam yani ekip Binance ile alakalı ciddi bir planlama yapmış ki veyahut da ciddi bir ödeme yapmış ki diyebiliriz. Finance de listeledi. Listeleyecek ya da 3 Kasım'da listelenecek. Ama ona geçmeden önce şunu hatırlatmasını yapalım. Öncelikle videomuza bir like atarsanız sevinirim başlamadan önce. Onun dışında takip etmek istiyorsanız bir sosyal medyalarımız var. Nedir bunlar? Telegram bir de Twitter. İki tane önemli sosyal medyamız var. Buradan takip edebilirsiniz. açıklama kısmında bütün sosyal medyalarımızın linkleri var. En önemlisi de YouTube üzerinden abone olarak kanalımı takip edebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Buraya geleceğim. Ama öncelikle şöyle bir Binance duyurusuna bir bakalım. Şimdi Binance duyurusunda arkadaşlar Mimcoin'in Binance Launch Pool kısmında listeleneceğini, öncelikle bir farm yapacağımızı duyurdu. Ondan sonra da 3 Kasım'da listelenecek. BTC, USDT ve BNB paritelerinde yani 3 tane farklı paritede tokenimizi listeleyecek. Şimdi Launch pool kısmında yaklaşık olarak baktığımız zaman %2'lik bir kısmı var. Yani toplam arzın %2'si 1,38 milyar adet tokeni buradan çıkartacak. Başlangıç sirküle olacak olan miktarda şurada yazan miktar şu an bunu okumak istemiyorum. Milyarlar milyonlar buradan siz görüyorsunuz zaten. Launch pool ile la alakalı çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten çok aşinayız bu konuya ama sadece istatistiklere bir bakalım. Köle aşağı indiğimiz zaman bakın burada arkadaşlar BNB havuzu, TUSD havuzu bir de FDUSD havuzu içerisinde çıkartılacak olan toplam miktar bakın burada yazıyor. 153 milyon, 19 milyon ve 19 milyon MIM token. Ve toplamda da toplamda da arkadaşlar BNB havuzu %80'ini oluşturuyor toplam havuzun. Geri kalan kısmını ise %10'ar bir şekilde TUSD ve FDUSD'ye bölmüşler. Miktarlar da burada yazıyor. Günlük olarak çıkartılacak olanlar burada yazıyor. 28'inde başlayacağız. Yani 28 Ekim saat 03 itibariyle gece 03 itibariyle farm işlemi başlayacak. 26 Kasım'a kadar. Her gün toplamda 46 milyon adet token bu havuzlardan çıkartılacak. BNB havuzundan 36,8 milyon, diğerlerinden 4,6 milyon token arkadaşlar havuzlardan çıkartılacak. Elinde BNB bulunduran, tusd bulunduran ya da FDUSD'de bulunduranlar burada havuzdan yararlanabilecekler. Havuzdan tokenlerini çıkartabilecekler. Şimdi şöyle havuz kısmına bir bakalım. Mimin dışında şu an devam eden arkadaşlar Nitron var. Ben zaten şu an Nitron'da işlemlerimi yapıyorum. Yani Nitron içerisinde bağlamışım. Burada işlemlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık olarak bu bana 10 dolar 12 dolar arasında bir şey kazandırdı çok fazla tabii kazandırmadı. Oysa ki gördüğünüz gibi bağlamış olduğum miktar 4181 dolar. Aynı zamanda 4,91 BNB de bağlamışız buraya. Şu an itibariyle MIM'e baktığımız zaman da MIM'de şu an istiyorsanız elinizde bulundurmuş olduğunuz BNB'lerinizi direkt buraya girerek veya da diğerleri için de geçerli. Şu an itibariyle hemen şimdi başlamadan yani saat 3 olmadan burada istiyorsanız stake edebilirsiniz. Tabi başladıktan sonra kazanmaya başlıyorsunuz ama stake'inizi yapabilirsiniz. Orası tamamen Dediğimiz gibi size kalmış. İstiyorsanız saat 3'te yapın, istiyorsanız şimdi yapın. Fark etmiyor. Şimdi bir de burayı anlattıktan sonra, Binance kısmını anlattıktan sonra şöyle bir daha demin görmüş olduğunuz sayfaya bir gelelim. Şimdi bu sayfa arkadaşlar Min Farming. Yani siz aşağıdaki yorumlar kısmındaki linke bastığınız zaman buraya geleceksiniz cüzdanınızı bağlayacaksınız. Cüzdanı bağladıktan sonra şuradaki görevleri yapıyorsunuz teker teker. Mesela nedir görevler? Takip görevi. Binance postunu takip etme. Yani postunu retweet etme. Şuradaki bütün hesapları takip ediyorsunuz. Daha sonra cüzdan bağlıyorsunuz. Dediğim gibi şuradan cüzdan bağlıyorsunuz. Twitter'ınızda ikisinizde ya da artık iki çok kötü oldu aslında. Eskiden Twitter diyorduk ne güzeldi. Twitter isminizi yanına meme coin yazıyorsunuz. Bunları yaptığınız zaman burada yazılan hemen sol tarafta bakın 690, 6900, 690 şeklinde yazan Mısırların hemen yanında yazan miktarları kazanıyorsunuz 12.558. Bu min pointler daha sonra airdrop olarak ise geri dönüş yapacak. Toplam arzın %15'iydi yanlış hatırlamıyorsam airdrop olarak dağıtılıyor. Burada bir ekleme yapalım. %15 demiştim airdrop için. Bununla ilgili Twitter'da bir duyuru var. 20 Temmuz'da yapılmıştı. Bakın 20 Temmuz diyorum. Yani 3 ay geçmiş aradan. 20 Temmuz'da yapılan o gönderi de toplam MIM arzının 25'i arkadaşlar. Bakın yukarıda da yazıyor zaten. 17 milyar adet zaten airdrop yapılacakmış. Onu da ekstra olarak söyleyeyim. 69 milyon tane toplam arzımız var milyar tane. Onu zaten buradan görmüştük. Tekrar bakalım. 69 ve bunun 25'i 17 milyara airdropla dağıtılacak. Bu çok önemli muhakkak biraz sonra bahsedeceğim airdrop'a katılın ve aynı zamanda Twitter sayfalarındaki takipçi sayısına dikkat edin. 912 bin, 1 milyona çok yaklaşmış. Bunda nedeni büyük bir ihtimalle airdrop olsa gerek. %3'ünü de zaten şeyden çıkartıyoruz. Binance Launch Pool'dan çıkartıyoruz. Satış olacak mı onu bilmiyorum. Launch şeyini çok incelemedim. Yani tokenomik kısmına çok bakmadım. Burada var mıdır? Bakabiliriz aslında. Şöyle Ether e gitsek gerçi görür müyüz toplam ayrılmış olan kontratlardaki miktarları şöyle baktığımız zaman buradan göremedim. Şuraya gireyim. Trackerlar kısmında bakın holder'lar toplam 4 tane holder var. Bu holder'lar içerisinde %98'i kontratta. Tamam arkadaşlar %98'i kontratta geri kalanları görmüş olduğunuz gibi Binance'teki olacak olan havuzlarda. Bunları da buradan görebiliyorsunuz kontratlara direkt bağlanmış durumda. Yani şu an Binance'in elinde. Tokenler Binance'in elinde buradaki yazılanlar. Şurada yazılan miktarlar. Nerede bakayım? Şunun tamamı bak. 1,38 milyar adet. %2'lik kısmına karşılık geliyor zaten. Bunlar Binance'in elinde. Binance'in cüzdanında bu şekilde ayrılmış. Şimdi Mim Token'in şöyle sayfasına bakmak istiyorum ama burada göremiyorum. Şöyle bakmaya çalışıyorum. Mimland diye bir Sayfaları var. Burada arkadaşlar referans kasmak isteyen arkadaşlar Mimland üzerinde NFT satın almak zorundalar ama ben NFT'lere baktım gayet çok yüksek fiyatları var. Onun için hiç bence girişilmez o işe. Yani oraya erken giren daha hızlı aksiyon alabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Burada yani şu kısımda bakın no referral yazıyor. Aşağı kısımda left by a friend yazıyor. Yani arkadaşınızın kodunu girin diye. Burada bir kod bulabilirseniz girebilirsiniz. Ben kod vermeyeceğim çünkü benim herhangi bir NFT'm yok. Dolayısıyla kodum da yok. Ben size yine de bunu anlatıyorum. Daha önceden anlatmadım. 3 gün 4 gün önce ben görmüştüm bunu. Çok önemsememiştim aslında ama Binance'e girmesi hakikaten şaşırttı. Mim token'in Binance'e girmesi ilginç. Demek iyi para verdiler diye düşünüyorum ben burada. Veyahut da Binance bunun bilmiyorum belki popüler olacağını fiyatlanabileceğini düşünmüş olabilir. Oradan hacim almak isteyebilir bilemiyorum bakıp göreceğiz listelendiği zaman hep birlikte göreceğiz. Şimdi buraya katıldığımız zaman airdrop alacağız. Dolayısıyla buraya kesinlikle katılmak lazım. Yani buradan herkes benzer puanları toplayacak. Herkese 3-5 kuruş gelecek yani. 3-5 dolar diyelim. Ne bileyim 10 dolar gelsin, 20 dolar gelsin çok önemli değil. Biz o tarafında değiliz. Önemli olan burada görevleri yapın. 10 dolar gelsin, 20 dolar gelsin, 30 dolar gelsin veya 100 dolar gelsin fark etmiyor. Biz paramızı alalım, yolumuza bakalım arkadaşlar. Buraya da katılmayı unutmayın. Çok fazla da değinecek bir şey yok. Anlatacaklarım da bu kadar. Beni takip etmek isteyenler açıklamalar kısmında bütün sosyal medyalarımı bulabilirler diyelim ve burada videomuzu bitirelim. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.